Misi TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. Pazartesi gününde sizinle beraberiz. bu haftanın tabii önemli gelişmelerinden bir tanesi. Süper Lig'deki heyecanı konuşacağız ama Ali Ece buradayken Liverpool'un şampiyonunu konuşmamak olmaz. Biz bu stüdyolarda o akşam Ceyla Büyükuzun ve Berkay Tokgöz'le beraberdik. Tarihi gecede misli canlı canlı verdi maçı ve Liverpool'da oyuncular kampta şampiyonu kutladılar. Öncelikle Ali abinin ee, son şampiyondaki fotoğrafını gördüm sosyal medyada. Çok az bir değişim var. Çok yok. Ama az bir değişim olmuş. 30 yıl. Dilek olay. Ee, nasıl hissediyorsun abi? Öyle başla. 300 kilo sinir gitti <laughs> dünyadan yani. Cemil Mızın var ya o Feng Shui oldum. Hani bu gerçekten Feng Shui <laughs> ne bilmiyorum ama oluyorsun. Yani. O gece uyumadın. Niye uyuyayım canım? Sürekli gördüm ben seni. Online mi? yıl boyunca her sene en az 3-4 gece <laughs> şey, Gerard ayağa kayması, 96-97 şampiyonluğu ben hala Liverpool nasıl verdi anlayamadım Hı -hı. yani. Üzerine daha çok verdi <laughs> ama e, ben sene başı oynamıştım biliyorsun kim şampiyonu olarak. Hı -hı. bin lira yatırmıştım. O parayla bir sürü Liverpool'la alakalı ürünler Hı -hı. alıp e, nasıl olsa artık oldu diye bu pandemi öncesinden puan farkını çok açtığı için almıştım onları hediye ettim. Hediyelerim devam edecek. Burada da varsa bir şeyler verelim hemen. Yani söz verdik. Şampiyonluğu evet, onu, vereceğim. Ee, bakalım Gökhan'dan. Hem nasıl hissettiğim önemli edin. değil de futbolda iyi yönetim, hı hı. iyi teknik direktör, iyi oyuncu kadrosu, iyi taraftar grubu bir araya geldiği zaman ee, hiçbir şey imkansız değil. Çok arkadaşım vardı. Yok Liverpool şampiyon olursa sokağa şöyle çıkarım. Hı. Şuramı keserim falan filan. O tweetlerin hepsini sildirdi Yürgen Klopp ve ve talebeleri. Ee, zaten ilk geldiği zaman uzun vadeli de olsa bu işi başarabilecek kapasitede olduğunu bir plan ortaya herkes koymuş. Herkes fazlasıyla biliyordu. Çünkü Bayern Münih 8 yıldır şampiyon oluyor bunda En son kim şampiyon oldu Bayern Münih'den önce? Kim şampiyon yaptı? Yok. Jürgen Klopp. Şimdi buradaki fark Premier Lig'de finansal gücün e, yayın gelirinin de yükselmesiyle hı hı. yani sonuçta küme düşmemeye oynayan takımda bile en az 30-40 milyon euroluk oyuncular olabiliyor. 20 milyon euro verip oyuncu alabiliyorlar. Tabii. Yani Aston Villa dilerim kümede kalır ama kalamayabilir. da bilir yani. Ee, Çok hoş görüntüler sergilemiyor. İşte iyi para verdi yani oyuncularına. Evet, şey, sahada e, bir, oyun yok Aston Villa'da. Samatta'yı aldılar. Galatasaray, Galatasaray istiyordu. Falcao ya da Samatta'yı alacaktı. Samatta da daha pahalıydı bu servis olarak daha genç olduğu için. Aynen. Samatta'dan önce Belçika Ligi'nin yine en iyi Santa bir tanesi olan yine Brezilyalı Santrafor'u aldılar. Newcastle, Jolington'dan ne kadar iyi para verdi. E, finansal açıdan mesela şöyle bir şey var. Son şampiyon oldu değil mi Borussia Dortmund? E, Lewandowski ve Götze. Lewandowski Bayern Münih'i aldı. Üstelik bedavaya. Ya Bayern Münih'i Almanya'da geçmek mi daha zor? Yoksa İngiltere'de Manchester City veya Chelsea'yi veya Manchester United'ı ya da şu anda Liverpool'u mu geçmek? Yani seni inşallah Liverpool bir daha şampiyonu İngiltere'de de Ha, olamazsa da ben şaşırmam çünkü güç dengesi finansal Hı -hı. açıdan da daha yakın. Ee, öyle ki mesela Chelsea'nin finansal fair play, transfer usulsüzlüğü hepsinin e, cezası City şimdi finansal fair play'den <laughs> ceza aldı. Chelsea Tabii. transfer yasağı aldı. Liverpool'un... Liverpool ise bu Coutinho'yu sattıktan sonra oldu hepsi. Ya Kutluoyu satmak zorunda kalıyorsun Barcelona'ya. Daha önce de Suarez'i satmak zorunda kalmıştı Barcelona'ya. Chabi Alonsoyu Real Madrid'e. Eleştiriler olmuştu. Dijk ve Alisson'a bu kadar verilir mi diye hatırlıyorsun. Verilmez mi demiştim ben de ya? Verilmez Hı -hı. olur mu ya? 30 yıldır sen kalecin ligin en iyi 3 kalecisinden bir tanesi değil. Aynen öyle. Şimdi, 30 şimdi yıl şimdi önce işte en son fark. işte Grobeler ligin en iyi 3 kalecisinden bir tanesiydi. O zaman da İngiltere liginde öyle süper kaleciler yoktu. Yani 90'lı NYPD'sı İngiltere kalecisi Shilton. Shilton 40 yaşında. David Seaman genç işte o zaman. Hı -hı. Düşün. Bu kadar so, yani. Sonra bizim kısa saçlı İngiltere Milli direktörü James geldi. O kaleci miydi Liverpool'da mesela? E ama milli takım kalesini de falan sonra, da korudu? Sonra Liverpool'dayken bu milli evet. takım kalesini bile koruyamazdı şimdi. <laughs> Geç olsun. Çünkü abi Liverpool'un yine mesela 96-97 şampiyonluğu nasıl kaçtı? Öyle kaçtı. <laughs> 97-98 nasıl kaçtı? Öyle kaçtı. Sen girmeden anlattın ya işte Emre Morun Dortmund'dayken. Hı hı. E, James de bir... o zamanlar PlayStation yoktu. Nintendo. Hı -hı. Yani marka ama. Bir de Go vardı. Başka rakibi yoktu o. Hmm. Oynanan işte o bilgisayar oyunu. Futbolda bilgisayar bilgisayarı futbol oyunu oynuyor. Mesela James elinden topu kaçırırdı. Bir de Ertesi gün çok dürüst verdi ki ya ben sabaha kadar Nintendo oynadım. O yüzden ellerim uyuştu falan filan. Ya şimdi Alisson öyle düşünebiliyor musun? Öbür Van Dijk. A verisi tabii o para. Tabii. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Dortmund iki sezon şampiyon olunca bir de şampiyon hmm. finali. Yani şampiyon finali oynuyorlar Bayern Münih'le. Ee, yani yakın zamanda Lewandowski Bayern Münih'e gidecek. Bir de yani Mario Götze'yi kendi yetiştirdi. Zaten Klopp'la çalışıp daha sonra klop dönemindeki kadar iyi olmaya devam eden sadece Lewandowski var. Bak Nuri Şahin, Borussia Dortmund, hmm. Real Madrid. Hep düşüyor geçti. Shinji Kagawa. Hiçbir zaman Manchester United'da Dortmund'daki yarısı hmm. kadar bile verimli olmadı. Böyle bir sürü oyuncu var şey işte Gross Kreuz bir sezon sol açık oynuyordu. Dortmund şampiyonunda. Bir dahaki sezon sağ bek oynuyordu. Böyle kısıtlı imkan. Şimdi mesela Gross daha iyisi var. James Miller. Nerede istersen oynattı. Kale. Hariç her yerde oynadı zaten. E, kariyeri boyunca. E, bu da İngiltere Premier Lig'in finansal gücü. Yani Jurgen Klopp için Almanya artık finansal açıdan bir kere küçük geliyordu. Yani ne yapacaksın abi? Sisyphos Dağı efsanesi vardır ya Albert Camus'un kitabı tepenin en üstüne kadar çıkıyorsun, tam zirveye geleceksin, kayıp düşüyorsun. Bayan kaydırıyor seni işte, ayağını kaydırıyor. Burada geldiği zamanki kadroya bakıyorsun. Minner. Moreno vardı. Bak 11 bir kere kaleci falan yoktu yani. Minner fena kaleci değildir Reyna'ya göre. Tabii nereden fena baktığına değildir. bağlı. Mesela Reyna ile Minner'i birleştirsen süper bir kaleci yani Alison Becker çıkar. Yani çünkü Reyna bir tek ayaklar Hı -hı. iyiydi. Öbür eller bilmiyorum yani bir daha bir de şu var. Sen dedin ya işte transfer. Hı, hı. aldı. Vay bu kadar para eder mi falan. E daha fazla ediyormuş yani gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi. Ben, Bana sordukları zaman Mane bu kadar para eder mi? Klopp veriyorsa eder. Daha fazlasını e eder. da biraz Salah, sıkıntı oldu. O da sakatlıklar. Sakatlıklar. Onda yapacak evet. bir şey yok. Keita da düşündüğü çok başka bir şeydi. Tabii. Ama orada hem Henderson'ın müthiş performansı. Wayne muazzam dönüşü. Jordan Henderson'ın muazzam dönüşü. Evet. Bak onlar tamamen Jurgen Klopp'un teknik direktörlük Yok mesela yoksa Nuri KT'de Şahin nasıl bunun destinasyonun en iyi futbolcusu Aha. seçildi. Jurgen Klopp yönetimindeki Nuri Şahin seçildi. Best of Nuri Şahin seçildi. Aynen. Nuri her zaman iyi oyuncudur ama o zaman Almanya'nın en iyi oyuncusuydu. Ee, Jordan Henderson muazzam bir dönüş. Cerrah çok Veynaldum önemli. Wayne muazzam bir dönüş. ilgili. Bir de lider oyuncu yani Henderson oradaki bir açığı kapattı. Yani sadece taktik olarak değil. Hem sağ içindeki kaptanları da şimdi arkadaki amiral Van Dijk. ama arkadaki amirallikten sonra başlayan tüm alanlarda Henderson orada ben buranın abisiyim diyor ya. Şimdi mesela amiral lafını doğru bulmuyorum. Niye? Yanlış anlama. Hı hı. Amiral denizcidir. Van Dijk hem böyle havacı hem karacı hem denizci. Hepsi. Komutan diyelim. Mesela. Yani genel kurmay. General. Kur Adam e, gerçekten de çünkü yani havadan hiç geçildiğini görmedim. Bunca yıldır Yerden kaç tane kafa topuna çıktı? Vallahi Yerden da. bir kere çalım yemiş Premier Lig'de. O da o da gol olmadı yani. Traore mi atmıştı? Kim atmıştı o çalı? Traore atar ama ya. Yani. Neyse kim attıysa ya bir kere çalım yiyen stoper olur, olur mu? Tabii canım. Ayıp önceki yani. stoperleri düşün. Maç her maç beşer tane yerlerde sürünürler. Süründürürler insanı yani. Ne stoperler gördü takımı. Tabii canım Hırvatlar. E, falan. zaten 30 yok sırf Hırvat değil daha bir sürü abi neler neler vardı lütfen ya. Ager vardı mesela bir de. Ager iyi de o da sakatlık. Evet o da çok sakat. O da Keita gibiydi onun sorunu. Onun tek rakibi sakatlıydı yoksa Aynen. gayet iyiydi. Mesela geri oynatmayan teknik direktörü vardı Roy Hudson. Niye efendim? Uzun top atmıyormuş. Riskli çıkıyormuş geriden falan. Böyle köhnemiş zihniyetler. Peki bu şampiyonu kime yazarsın? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp'u dolara getirenler. Uh -huh. Fenway Group. Fenway uh -huh. Group Amerikalı spor yatırımcıları. Yani başka iş yapıp mesela uh -huh. petrol işi ya da işte tekstil. döviz işi <laughs> falan değil yani. Direkt spor biz, işi. Bizde tekstil oluyor. Boston Red Sox. Amerika'da biliyorsun spor ekonomisi. Hı uh hı. -huh. Çok büyük bir sektör. Beyzbol. Acayip bir sektör. Ben hmm. hiçbir kuralı bilmiyorum. Anlamış değilim. Ben beyzbol sopasını güvenlik amaçlı <laughs> evde tutan biriyim. <laughs> ama Başka savunma amaçlı yani umarım. Tamamen savunma olmuş. Güvenlik amaçlı diyoruz. Ya. Biz evin içindeyiz yani. Evin dışına karşı. E, Trafik, genelde öyle alıyoruz. Trafikte falan kullanmıyorsun. Trafikte falan Nerede <laughs> hem de taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım. Evet, Allah aşkına. Gerek yok onlara. Ee, bir eskisi gibi değiliz. <laughs> Muhammed Ali hiç değiliz ama olsun. Onlara gerek yok. <laughs> evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Spor nasıl para kazanılacağını hı hı. çok iyi biliyorlar. Öncelikle böyle takımı geliştirerek. Geri kalan her şey masal hikaye. Aynen. Çok fazla dışlardan yatırımcı geldi İngiltere'ye. Ya, yani mesela şeyde İngiltere'de Amerikalılar, Abi, Çinliler, Ruslar. Blackburn'u Hintliler aldı. Hintli, 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 Hintli ve tavukçular aldı. takımın ne <laughs> Neydi ne oldu tabii Blackburn Wars? en azından yani Lig'de her sezon. Doğru model oldu diyorsun. Yani. Ya, var zaten hani ama başka bir şeyi gösterdi orada. Mesela Hiçbir zaman gidip de böyle daha gelir gelmez hı hı. göreve çok pahalı transferler yapmadı. Torres'i satıp Andy Carroll artı Luis Suarez aldı. Luis Suarez'den gelen parayı kötü kullandılar tabii. Hı hı. E, yani o şey gibi olmuştu. Suarez'i satmak işte son model en iyi cep telefonunu verip bir tane ahizeli telefon... Bir tane 95 model bilgisayar. Biraz da jeton almak. <laughs> jeton falan jeton. onlardan almak gibi yanında da. Hakikaten <laughs> jeton gibi oyunculara paralar gitti ama Oyuncu. çok para verdiler onlara. E bir de bekler var. Sonra Kutinyo'da çok iyi kullandılar o kıyı. Evet. Yani en, işte en mantıklı anlıyor oldum. Van Dijk. Çünkü bu kulübün 30 yıldır çok iyi golcüleri oldu. Hı -hı. Şimdi Rush şampiyonluk gördü onu saymıyorum ama. Çok iyi olup şampiyonluk görmeyenler. Robbie Fowler, Michael Owen, Colimor Fernando da. Torres, Stan Collimore. Say say bitmez. Abi. Luis Suarez. Baroş. Luis Suarez, Milan Suarez. Baroş. Yani kanattı gerçi kanat forvet. Onlar hani bir sonra gelir. Hı -hı. Şimdi Luis Suarez daha başka bir kariyer. Tabii. Baroş'tan daha üstün bir oyuncu. Ama Baroş da gayet iyi oyuncuydu. O ayrı bir şey. Baroş da Liverpool'da çok sakatlanmıştı. Yani. Talihsizlik oydu. Yoksa Şampiyon Ligi'nin kazanıldığı sezon gerçekten çok iyi oynadı. 2004 -2005'den. çok iyi maçları var o dönem. Evet. Juventus, Kivul'da öyle. O da çok sakatlı. Juventus turu falan filan bir sakatlıktan kaçırdı. Leverkusen maçı falan. Ama hep iyiydi yani. Bu Şampiyon Ligi finalinde de attığı gollere dikkat et Liverpool'un. Hep Baroş böyle bir ağır, ortalığı karıştırması, bir onun vardır ya her yere ayağı sokma, hmm. mücadele etmesi. Hep istiyordu, onu, hep arzuluyor. Ama tabii bak yine de hani Fernando Torres, Luis Suarez, Robbie Fowler, Michael Owen, Stan Collimore. Acayip adamlar bunlar yani. Ama arka kötüydü işte. Ya kötü ne kelime ya. Arkaya böyle dönüp bakmazsın. Firmino <laughs> gol sevinçlerinde arkaya bakıyor ya o bakmaya <gülüyor> değer. <gülüyor> Fowler, Owen falan bakmıyordu yani. Golcü bekleme yapma devam et yani. Arkaya Şöyle bakınca yapıyordu. sinirim <laughs> bozulur kaleci maleci. Çünkü mesela Premier Lig'in en ünlü maçı nedir? 4-3 Liverpool'un ev <laughs> Herkes vay Liverpool'un gol atma kapasitesine bak der. Ya 3 tane yenilir İlk ne kadar iyi olursa olsun yenilen goller böyle Hababam sınıfında yenilen goller yani. Aynen, şöyle evet. bir şirir 90'a 2 kişi geçip falan ki. Geriye bakmayacaksın. O gerisi de şöyle aslında. Trent Arnott, Alexander ve Ve beklerdi değil, değil mi o işin? Evet. İnanılmaz. Robertson ve küme düşen Hull City'den. Hı -hı. Müthiş bir transfer. Tüm zamanları Liverpool'un yaptığı en başarılı kelepir transferlerden. Alexander Arnott altyapıdan. Altyapıdan böyle oyuncu yetiştirince. E falan Ay, atıyor işte ve 40 yıllık. Bin, şimdi en az 80 milyonuncu oyuncu, gibi oyuncu değil mi? Tabii canım. Olarak. İnanılmaz. En az yani. Azından. Zaten o frikiklerle hep 10 10 ekliyor üzerine evet, bence. Yüze evet. Yani o, da, kalecilerin yani. ellerine ve ayaklarına para veriliyor. Şimdi çok ekstrası var Arnold'un. Yani sadece bir sağ bek değil. O mesela kornerde yaptığı şampiyonada gitme maçı. Ekstra işleri onlar. Daniel Alves'de falan görüyorduk bunları. Ve bu yaşta da görmüyorduk. Yani sağ beklerini ben genelde <laughs> Finn'in hariç biraz. Hmm. O düz oyuncuydu orada ya. Ya tabii bir Trent Arnold değildi ama. İyi gidiyordu da. Hani o dönem futbol daha farklı tabii. Bak tabi ben yani. başka bir söz söyleyeceğim. Taç atamıyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Finan hariç taç atamıyorlar. Taç i̇şte antrenörü tam oraya gelecek. Taç antrenörü tuttu Kulon. Ekip çok önemli. Altı yardımcı. Dedin ya böyle her şeyi yapıyor Arnold. Mesela Aynen. hiç taçta kaptırıp gol yemiyor Liverpool artık. Çalıştırılıyor. Liverpool'un en zayıf noktası Klopp gelmeden önce rakibin her kullandığı korner neredeyse gol tehlikesi Hı -hı. oluyordu. Hiç yemiyor. Tam tersi rakip korner yani. kullanırken Liverpool en güçlü olduğu an oluyor. Kaç tane rakip korneri iki pasla çıkartıp savuşturup gol attı Liverpool kontradan. Hı -hı. Bak Liverpool'un en tehlikeli olduğu anlardan biri bu sezon içinde Premier Lig'de rakipleri Liverpool'a korner kullanırken. Evet. Gerçekten. Öyle bir gidiyor ki çünkü Manchester City'de Laporte'un sakatlığı da bu hmm. puan farkının bu kadar olmasına sebep oldu. Yoksa Jürgen Klopp'un dediği gibi diyor ki Klopp City'nin maçını izliyorum diyor pandemiden sonra. Biz nasıl bunlara bu kadar puan farkı yapmışız diyor. Doğru söylüyor. Ben şampiyon olur oynadım sene başı ama bu kadar beklemiyordum. 4, Geçen puan, sene 5, 92 puan puan puanla ikinci oldu. 97 puan. 97 pardon. İkinci oldu. 92 nedir ki ya? 97 puanla ikinci 97 olan başka i̇kinci var mı? İngiltere? olmak tarihte bir daha olacağını zannediyorum. Yani, bir dahaki sezon şampiyon olabileceğin güçlü sinyaliydi hmm. bu. Ufak tefek düzeltmelerle Klopp'un bir de bir oyun sistemini sürekli geliştirmesi Onu de çok önemli. soracak. Yerde. Geçen sene bu sezon arasındaki fark ne sence? Geçen en bariz sezonla fark. bu sezon arasında en büyük fark oyuncuların bazen daha iyi performans sergilemesi ve City'nin bazı oyuncularının geçen seneki gibi olmaması. Ama e, şu var. Oyun sistemini geçen sezondan itibaren deliş, değiştirdi, Hı -hı. geliştirdi Jurgen Klopp. Ki şampiyon finali şampiyonluğu bu sefer şampiyon olmayı da başardı. Abi bir tane isim var ya Klopp'un alıp da hayırını göremedi. Evet, Ondan da hayır görebilecek teknik direktör varsa sihirbazlığını ilan eder ben sonra. Sözde Alman, sözde kaleci hariç. Mark Lovrinson da söylemiş. Şöyle, Avrupa'nın üst üste şampiyon Hı -hı. olan 80'ler takımının şampiyon kulüpler kupası şampiyonate çok önemli bir oyuncusuymuş evet. Lovrinson. Bizde de Bilim sürekli iddia yorumlarında kullanırlar <laughs> Lovrinson'ı ama ben pek tuttuğunu görmedim yani. Ee, yok şaka şaka. Adam her hafta yaptığı için öyle kolay değil. Her hafta Premier Lig bahsi yorumu yapıyor. BBC'de yapıyordu hatta. lazım olmayan kaleciyle ilgili düşüncelerim. var ya, düşünmüyorum ben üzerine zaman kaybından başka <laughs> bir şeydi. Onun üzerine niye düşünün düşünecek milyon tane şey var. Şimdi bak Klopp Dortmund'da daha kendi tabiriyle işte Heavy Metal futbolu oynatırdı. Yani Hı -hı. 90 dakika çok yüksek tempolu. Heavy Metal'de nasıl çok yüksek tempo vardır? Ama mesela Heavy Metal'de de en iyiler, şimdi örneğin Metallica. En ünlü Hı -hı. şarkısı One. Mesela hmm. ilk klip yaptıkları şarkı. O şarkı böyle yavaş başlar, hızlanır, sonra bir daha yavaşlar. Tempoyu hep şarkının lehine ayarlar. Şarkıyı daha iyileştirir. Hmm. Klopp bunu yaptı işte. Daha daha şey, progresif yani farklı tempolarda oynayabilen ve o esnada Liverpool'a hangi tempo yarıyorsa, yüksek tempo, düşük tempo, orta tempo, hangisi yarıyorsa bunların hepsini oynayabilen bir hmm. takıma dönüştü. Eskiden ilk golü attıktan sonra Liverpool dünyanın en iyi takımı oluyordu. Biraz faydacı ama bir anlayış. İlk golü dönüştü. yedikten sonra dünyanın en Hı. iyi 10 takımından biri bile olamıyordu. Bu sorunu çözdü. Dikkat edersen Brandon Rodgers zamanında da ilk golü attıktan sonra o Gerrard'ın ayağının kaymasıyla hatırlanan sezonda Tottenham'a fark attı, Arsenal'e fark attı, United'a fark attı. Dağıtıyordu. O David sinyaller Monsifan geliyordu ya. Bitirdi yani daha ilk sezondan ama ama Chelsea maçı ilk golü yedi. Ben babadan. Dağılıyorlar. Bir şey yapamadı. Ta bir daha 90'da pozisyon buldu. Hı -hı. Onda da Yago Aspas korneri dünyanın en kötü. Yago Aspas da bir tek orada kötü oynadı kardeşim. Çok ama iyi oyuncu. Hiç adamı böyle eleştirmiyorum. Suarez ile Sturridge'in beraber muhteşem oynadı bir sezonu. Nereden açacaksın adamı? Yapacak bir şey yok bence de. Doğru çok ama ilmiyordu. İspanya'da bayılıyorum. Brandon da katkısı var bu şampiyonlukta. Sonuçta Jordan Henderson'da ısrar eden bütün eleştirilere rağmen. Onu Damian Comolli'nin oynattırdığı yerde düşün. Comolli Lucas Gerrard varken aldı. Hı hı. Ve 4-3-3 oynamayan bir takımı aldı. E, o zaman Jordan Henderson ortasından sağında çok kötü oynadı mesela o sezon. Kenny Douglas. Lucas da iyiydi. Çok Ama iyi Brandon Rodgers yani. ona başka görev yükledi. 2013-14'te işte. Çift yönlü orta sahaya döndürdü onu. O kanatsız 4-4-2'de. Daha merkezde oynadı. E, burada da gerçekten Jordan Henderson. Bir de üzerine işte kaptanlık özellikle ekledi ve çok da gelişti. Hı hı. Yani Klopp gelişimi diyoruz buna işte. Nuri Şahin zaten iyi oyuncu. Ama mesela Jordan Henderson Liverpool 11'indeki yeri bile çok tartışmalıydı. Şimdi... Ama bak bunu sağlayan da yine Jurgen Klopp'un bu daha daha progresif futbolu Hı -hı. oldu. Yani oyun temposunu çeşitlendiren 90 dakika boyunca artık ucun presi. Bir de şimdi Fandak gibi stoper varken buna gerek yok. E tabii. Fandak bir top atıyor çıkarken değil mi? Terse bir atıyor. Çok 78. garip bir top topa ivme veriyor. Yani böyle falso da değil tam. Çok değişik dönüyor top öyle. Hı -hı. Recep Çetin'in öyle golü vardı. Süsleye işte <laughs> ortası. Ya. Bu adam bilinçli şekilde onu yapıyor. Onu. <laughs> o orta yapmıştı. Yani mesela sağ açığına ya da Jordan mesela soldan <laughs> geliyor, soldan yani, sol stoper için mesela soldan çıkıyor, çizgiyi açılıyor, Van Dijk birden sağ en öndeki Salah'ı gol pozisyonuna sokacak pası atabiliyor. Yani uzun opsiyonun var. Yerden kısa zaten çok iyi oynuyorsun. orada kilit. 8, Feynaldum Fabinho. Sakatlığına tabii. rağmen. Bak Feynaldum da çok kilit oyuncu. Tabii o, o Çünkü zaten Çünkü hem 6 hem 8, 8 oynayabilen oyuncular ki Newcastle'da 10 oynamışlığı da oynuyor. var. Feyenoord'da, Aynen. PSV'de, Newcastle'da sol oynamışlığı bir da var. Hollanda'nın takımında da bazen yapıyor onu. Hollanda'da direkt 3'lü orta sahada en ofansif orta saha evet. Oyundu. Çünkü Deron Özellikle defansif Sina orta saha. sonra daha rahatladı o. Frankie de daha 8 gibi, çift yönlü gibi Hı -hı. derin oyun kurucu bazen. Feyenoord'a en ofansif orta saha oynadı. Halbuki Liverpool'da birçok maçta özellikle Fabinho'nun yokluğunda Hı -hı. sakatlığında en defansif orta saha rolünde de oynayabiliyor. 6-8-10 hepsini oynayabiliyor. Jordan Anderson da enteresan şekilde hepsini oynayabilmeye başladı. Fabinho'nun son maçta zaten attığı gol tamam hani cezanın dışında de... Casemiro da atıyor yani artık bütün ve altılar bunları yapabiliyor. Evet. Ama işte Casemiro gibi o da 8'lik de yapabiliyor. Müthiş bir asist. Hı -hı. Asıl oradaki asist çok önemli Fabinho'nun. Asist golünden yaptığı. daha güzel bence son maçta. Bir de şu var kadro derinliğine baktığımızda Chamberlain ve Şakir'in de çok katkısı oldu. Çünkü Şakir'i de Chamberlain de çok çok yönlü oyuncular. Önce James Milner'ın oldu katkı Yani o o yedekler de çok katkı verdi bu sezon. Alex oxlade çok uzun süreli sakatlıktan dönüyor. Arsenal'da bitti deniyordu. Yeniden doğdu. İlk adı. defa canlı izlediğim maç Liverpool'un Manchester City 3-0 yendi Şampiyonlar çeyrek final maçıydı. Oradaydım ve onun hemen sonrasında sakatlandı. Çok Hı. ağır 8-9 aylık. İşte Klopp'un bu huyları da çok iyi. Evet, hiç vazgeçmiyor, dönmesi, vazgeçirmiyor uyuşmesi. ve aynen hiç sakatlanmamış gibi geri geri dönmesini sağladı. Son zamanlar mesela Atletico Madrid'de yenil yenilmedi işte, işte iki tur sonucun, Hı -hı. iki maç sonucunda elendi ama en iyi oynadığı maç biliyor musun? Oyun olarak ve evet, o evet. oyunun kahramanı da işte Alex Oxlade-Chamberlain'di. ön plana çıktı. Mesela Firmino bütün sezon Premier Lig'de Anfield'da golü yok. Atletico Madrid'de gol attı Anfield'da. Gol atması en zor takımı. Evet bu vazgeçmemesi ve Origi de var orada. Yani Origi'nin de katkısı var. Geçen sene geçen da daha, fazla fazlaydı. Geçen sene daha fazlaydı ama Origi'nin varlığı bile en azından bir B, B tipine geçtiğiniz zaman Origi ile bir şey yapabiliyorsunuz. Bu sezon az da olsa. Çıtayı yükseltmesini bekliyor mu Liverpool'un? İşte tam onu diyecektim. Kolibali evet. duydum. Bir de Kolibali'yi alırken abi ne olur? Takasla bir de bir oyuncuyu vereceklermiş. Kim? He, malum oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gerçekleşemeyecek kadar güzel olur yani. O gün bir hediye patlatırsın. İtalyanlar abi. onu beğeniyor ama hakikaten İtalya Serie A'ya daha müsait. Tabii tabii İtalya'da Serie A'ya daha müsait. Bir tek orada oynar zaten. Daha da yok şeylerde falan oynar ya. Ha kendi ülkesinde falan oynar tabii de. Oynar Kı Kıbrıs'ın ülkesinde oynar. oynar. Türkiye'de bile oynayabilir. Makedonya'da oynayabilir. İsrail'de falan oynar. Oralarda oynar bence. Türkiye'de de oynar. Ama İngiltere'de olmaz abi artık yani. Olmaz. Yo İngiltere'de oynar. Ya, Liverpool'da olmaz. Liverpool yani. hariç herhangi bir takımda sen... gittiği an benim öz ve kardeşimdir <laughs> o yani. Ben <laughs> Gomez sanırım. şimdi Gomez var orada bir de Koulibaly. Şimdi Koulibaly de çok ağır sakat geçirdi ama adı bile ki Koulibaly çok kulüp de istiyor. Bir yere transfer yapacak belli. Napoli'de durmayacak. Zaten lazım da artık orada bitirdi görevini ama Kolibali e, ile Van Dijk'ı düşününce ya insan uykuları kaçar o gün maç varsa maç başlasın istersin bir an önce. Düşünsene hani sağda solda Arnold. E, hep şey mi olacak zannediyorlardı. Rüya takım ya. Bu. E, Klavanla öbür malum şahıs mı olacak zannediyorlar. <laughs> ne güzel de öyle. Vur ensesine garibin al ağzından ya, lokmayı. Mesleği... Vur ensesinin stoperin al topu gol. Peki hücumda ne olacak sence? Hücumda bir yenilik bekliyor Muhammed Sala Salah belki satılır. Hı -hı. O parayla Sancho. Olabilir. Çünkü şimdi Yürgen Klopp şöyle Çok diyor. Çok acayip olur. Diyor. Yani. diyor ki Sancho'yu tabii ki diyor Liverpool formasıyla görmek Hı -hı. isterim ama öyle bir paramız yok diyor. Yani bunu nasıl okuyorsun? Mane, Salah iki tane en fazla para edecek oyuncu şu anda. Hı -hı. Ee, ama Sancho sağ ön. Evet. Belki sol öne evirir o ayrı orada da oynayabilir ama sağ önde uçuyor sonuçta. Aynı yani sağda daha iyi. Mbappe mi Sancho mu? Mbappe. Tabii ki. <laughs> Mbappe gelir mi? Ama Jadon Sancho İngiltere vatandaşı olması. Ya biraz artık sanki Sancho'nun da bir premierlik yapması gerekiyor gibi geliyor bana. Şimdi Çünkü... Borussia e Dortmund'ları hiç işte üzmeyelim. Onlar da oyuncu ya Ben de City çok kıymetini bilmedi. Ya da sıra gelmedi. Hayır, bir premierlikte şöyle bir şeydi. Liverpool'da bir görelim yani. Fark etmez. Baş ama Salah olmalı. yeri çok ayrıdır. Her zaman çok ayrı olacak. Bir boşluk olur mu sence? Yani Duygusal Sancho, Sancho doldurur mu Salah'ı? duygusal açıdan. Oyun açısından daha farklı olur. Şimdi Salah'ın olayı... Salah, Salah şimdi Sancho Salah'tan daha hızlı, hı hı. daha rahat oyun rakipleri geçebiliyor, çalım atabiliyor ama Salah bayağı derme çatma, santrafor kadar bitiricilik yetimi yüksek. Box. Diyoruz ama Sancho da... Ve Sancho evrilir mi oraya? Ama Sancho da den beri yani 90'lı yılların ortasından o beri evet. bir sezonda en fazla gol ve asist sayısında toplam yani double ikisinde de double yapan ilk İngiliz futbolcu. Şimdi evet. Sancho'nun da son vuruşları hiç fena değil ama gol atma şekilleri farklı. Salah'ın sol iç forvet gibi oynaması ve gollerin çoğunu da sol iç forvetten hareketlenerek atması. Hmm. Koşu üzerine, depar üzerine olsun veya bir dripling Uzak üzerine, kişi. verkaç üzerine olsun. Bunlar değerli farklı oyuncular ama belki de hem Kolibali hem Sancho ya biraz da şeyle de alakalı olacak. Pandemi sonrası finansal planlar değişti. Tabii. Yoksa Liverpool direkt olarak mı? Timo Werner'i alacaktı. Ya onu bekliyorduk aslında. Aynen. Chelsea'ye gitmesi bence ya ben ne için ben olsam gitmez. Yo kendi açısından doğrusunu yaptı. Liverpool'da direkt ya orada direkt mesela sol önde Chelsea'de ama, olacak. Hayır Chelsea'de oynarsınız ama hani Mart ayında iddianız bitecek. Hiç belli olmaz. Ben yani. zannetmiyorum Chelsea'nin şey yapacağını. Hani Frank Lampard o zaman laf Mahre, Mahrez tamam Mahrez de geldi ama zor. Mahrez mi geldi? Chelsea'ye. Onu da mı aldılar? Tamam ne güzel şey. Işte. Geçen sene böyle transfer yasağı vardı. Ya evet, bence bir evet. kere o genç oyuncular falan çok iyi. Ha, i̇yi ama stile Liverpool başka savunmayı, bir seviye. Savunma, Chelsea'nin stoperleri düzeltmesi gerek. Evet. Zoom'a ile ile zoom olmaz o iş. Zoom'a değil yani mesela Christensen oynayacaksa Danimarkalı Hı -hı. yanına hızlı bir solak stoper lazım yok. Mesela Tomori Dünyada az. Tomori Ama mesela Tomori, Christensen ikilisi Leipzig'e biraz daha baksalar. Upamecano falan değil mi? Bunları da Sürekli oynatmıyor ya Nagelsmann. Ama Geçen sezonun iyi kanat beklerini iki stoper olarak oynatıyor. Evet, Klosterman'la evet. Hastenberg'i. Yani... oradan milli takıma sol beke geçti. Leipzig oradan bayağı gelir elde edecek bence. bence Aynen. şeyler falan da gayet iyi. Leipzig'in yedek stoperleri o Macar falan da iyi. Hı -hı. Orban. Zaten Kötü mü abi şey Orban? Yapıyor. Türkiye ligine getir. Ligin en iyi stoperinden bir tanesi olur. Satılınca onlar... Vili Orban değil mi? Evet, İsim de karizmatik. Oraya. Vili Orban. Orban gibi. Macaristan Cumhurbaşkanı falan. Zaten Macaristan Cumhurbaşkanı söyledi da Orban galiba. Öyleydi galiba. Ama akrabalık yok onunla. <laughs> Öbür bir tane daha stoper var. Konate de müthiş bir stoper bence. Konate sahada da oynuyordu eskiden. Bence stoper Şimdi çok iyi yani. stoper de yapıyor. Onu da getir Türkiye Ligi'nin en ileriden bir tane an Türkiye Ligi'ne öyle geçiş yapalım. Türkiye Ligi'ne tam onu diyecektim. Başakşehir Galatasaray maçı aslında beklediğimiz gibi oldu şahsen. Ben misli yayında da söyledim. Ceyla ile Berkay ile burada yaptığımız ha. yayında. Ben biraz kısır bir maç bekliyordum. Hele ki Trabzon maçı... Galatasaray benim beklediğimden çok daha iyi oynadı. Maçı da şey yaptı, sıktı. Yani Trabzon'un beraberliği Başakşehir'de biraz... Hani bir 10 metre geriye aldı oyununu Başakşehir. In. Galatasaray Yaslandı o kadar eksikle Başakşehir. ben bu kadar iyi bir performans Hı -hı. beklemiyordum. 10 dakika hariç ve 45-55 hariç. Yani Galatasaray şampiyonluğunu kaybederse o 10 dakika var ya 45-55. Ye. Golü yedi ve iki Aynen. tane net pozisyon verdi. Dembaba'yla 4-4-2'ye döndükten sonra Başakşehir hmm. taktiksel reaksiyonu veremedi güzel. Galatasaray maçın başında. Yani ikinci yarının başında hmm. ama sonra yine Galatasaray maçın mutlak hakimiydi uzun süre. Şimdi, sence o mu sebebi yoksa Başakşehir'in yaslanması? 10 dakika boyunca yapılan hataları sezonun ilk yarısında yani 2019 Ağustosuyla Aralık arasında... 90 dakika olarak, 80 dakika olarak en az 5 maç yapıldığı için örnek Aynen. işte Ankara, gücüyle, Ankara Gücü Ankara maç. Gücü 10 kişiyken dakika 80'de maç puan falan gibi o en dip noktasıydı oyun reaksiyonunun yetersizliği açısından. Yani sezonun ilk yarısında kaybettiği puanlar nedeniyle şampiyon olamayacaksa olamayacaktı. Şu anda şampiyonluk şansının azalması sebeplerinden bir tanesi bu. Ha, üst üste kazanamıyor. Hı -hı. Bu ama uzun süredir oynadığı en iyi oyundu. Bir kere böyle sahte dokuzla daha iyi oynanmaz. Emre'yi beğendin mi? Ben oranlara bakacağım. Tabii ki bir Firmino şimdi. değil. Hı hı. Ama ben neden bu kadar eleştirildiğini de pek anlayamadım. Bence hiç fena oynamadı. Yani çok olabilir oynadı. Yani güzel pozisyona girdi. Ee, keşke Firmino da Enfield'da ligde de bir tane atsaydı. Zaten en güzel atılan gol boş golü. Tabii kesinlikle takım var. <laughs> Mesela orada şunu gördük. Saracchi'nin Galatasaray'ın attığı golde ofansif açıdan ne kadar değerli olduğunu hı hı. ama yediği golde de 4-4-2'ye dönmüş rakip. Alexic orta sahadan sızmış gelmiş oraya. E sol bekin öncelikle alanı orası. orası. Saracchi'nin orada daha iyi bir defansif. Orada Lines'in sırtına çarpan dostu ilme kazandı. Orada Ama biraz. Ama olsun. Bak Saracchi yani yine, yine daha de vurdurmaması gerekiyor. gerekiyor. O evet. Onlar kendini geliştirmesi Ama gerekiyor. Ofans orada biraz şans hiçbir eksiği yok. Big ortamında göre fazlası var. Bir kere hiç öyle ezbere orta yapmıyor. Yok. Yine o tak Emre'ye verdiği şey pas direkt. Üçüncü asisti Emre Akbaba'ya yaptı evet. sırf. Fegüli'ye verdiği geçen hafta. Onlar hep çalışılmış. şeyler. Teguli yani. de bayağı iyi oynadı yine Galatasaray'da. Seri, seri de çok iyi Parker oynadı. E zaten Seri çok iyi oyuncu canım. Yani bazı <laughs> benim beğen, yani beğen, çok beğen sevdiğimiz meslektaşlarımız seri. var ama o tip oyuncu sevmiyor onlar. Harturt oyuncu seviyorlar. Harturt. Ben daha topa böyle... İnceci. Topa işte değerli bir mücevher muhabbeti sezon oyuncuları hep çok sevmişimdir. Yani ben o yüzden Belhanda'yı sevdim. Çabi Alonso ben çok severim. Of. Diyor. Şu mesela Oğazan. son hafta oynasalar da şu United'ların ağzından sakızı alsalar misatlar diyor e ya ya nikibat'ın kaç şampiyonluğu var <laughs> gerard'ın chabi'onun yok. Klopp son maç hocam çıkar ikisini son 10 dakika 5 oyuncu değişikliği de var oynat şak diye o ikisini birden al o east böyle kalsın lan chabi'ona söyle gerard'ın da şampiyonluğu oldu iyi mi falan olsun geçici ya. lisanslı neyse şimdi konuya şöyle gelin yani seri şimdi, hakikaten yani şimdi bir seriye yeteneksiz demek Olmaz. Ya şimdi mesela Cevat Prekazi gibi usta bir oyuncu seriyi beğenmedi zaman... ...mesela onun yaptığı eleştirileri kale aldım ben. Hı hı. Prekazi dedi ki ben de takımın en teknik oyuncusuydum ama seri kadar topu ayağıma beklemiyordum dedi. Doğru bir eleştiriydi o dönem sezonun ilk yarısında. Hı hı. O konuda kendini düzeltti ilk, seri. İlk kere oynayan seriyle şimdi Enzonzi'li yapıdaki seri farklı. Eyvallah. Tek oynadığı zaman Eyvallah. farklı. Orada orası benim diyor. Enzonzi olduğu zaman orası benim gibi, diyor. Özel yetenek pasörlüğüyle, derin oyun kuruculuğuyla, uzundan, oyunu yönlendirmesi her şekilde. hepsini her çok şey. iyi atabiliyor. Ve tempoyu çok iyi ayarlıyor. Çok Tam iyi Tam bir ağırlıyor. derin oyun kurucu. Tamam, çok Ve iyi. Türkiye'de başka yani düşünüyorum takımları hani mesela Elnen'i de bir önlü ver o. Ama serideki o his mesela Gustavo da var. Yani Gustavo yapar onu. Daha fiziksel açıdan üstün Aynen seriye öyle. göre hani ikili mücadele kazanma açısından Çok oyuncu üstün, yok Türkiye'de. Seri top tekniği oyun yönlendirme olarak zaten ikisini birleştirince ideal... Dünyanın 80-90 milyon euro'luk piyasada işte. ön tarafa çıkan orta sahaları çıkıyor yani. Ama Serri'nin top tekniği Galatasaray için çok değerli. Bunu bir kez daha gördüm. Hı hı. E, çok eksik vardı. Yani sonuçta sırf Falcao Andone değil, Adem de eksik. Evet. Ben sana söyleyeyim. 3 forvetinde eksik. 3 santraforun eksik. İnanılmaz Böyle oynayabilirsin. Için. İlk 30 dakikada 150 tane Galatasaray'ın isabet pası var. Seri faktörüyle. Lines'in tabii fizik kondisyon eksiği var ki. Onun için çok önemli. Mesela Serin'in fizik kondisyon eksikliği o kadar etkilemez Seriyi. Top tekniği hmm. çünkü en üstün tarafı. Fizik gücü değil. Ama Lines'in en üstün tarafı. Norveçli abi adam. Bak hala o kadar e, gelişen son vuruşları, oyun vizyonu, driblingi ama hala Sörloth'u ligde en golcü Ziyedim. konumunda tutan fizik gücündeki ekstrem farkı diğerlerine göre. Aynen öyle. Topu Şimdi Lines de o açıdan bakıyor. Bir de bek oyuncusu yani. Çok önemlidir. O fizik kondisyon eksiği. E, bir de o da sakatlandı. Şene üçüncü sabit Adele. girdi. Bir yandan üç tane sabitin olması kadroda iyi bir şey. Ama bir yandan da hiçbirinde Mariano'nun şimdi Mariano seriyle oynayınca Fegola ile oynayınca bambaşka oynuyor. Tabii orada yani oyun güzelmiş yapıyorlar. bir seriyle. Aynen. Orada oynuyorlar. O Mariano direkt orta sahanın parçası olarak oynuyor ekstradan. Beş Zaten taş, tabii Adriano şöyle, öyle oynardı aynen ya. Aynen Şöyle bir şey var abi. Pandemi sonrası Galatasaray şöyle yapıyordu. Lemina'yı çekiyordu stoperlerin arasına. İki istasyonda oynuyordu Galatasaray. Lemina kuruyor oyunu ama seri de orada şey gibi e, imdat anında hani acil durumda camı kırınız ve seriye pas veriniz. Oradaki ikinci istasyon seriydi. Mariano ile Saracchi de çizgiye basarak oynuyordu. Çok güzel bir e, genişlik yakalamıştı Galatasaray pandemi öncesi. Pandemi sonrası bunu göremedik çünkü hem sakatlıklar hem mesela Marka sol ayağıyla tersi oynuyordu. Donk sağ stoperde tersi oynuyordu. Ve müthiş bir Galatasaray opsiyon kazanmıştı. Çok de içerik kat ediyordu. Mariano'yu harika bir alan. Saratçı'ya harika bir alan kalıyor. Bir de pandemi öncesi Lemina'nın orta Sonra sahadaki dağıldı. delici driplingleri çok değerliydi. Çok. Çok değerliydi. Seriye müthiş alan kalıyordu orada. Pandemi öncesi Ömer Bayram. Uçuyordu. Uçuyordu. Şimdi yürüyemiyor. Yürüyemiyor değil. Dün de bence bayağı yüksek tempolu deparlar ilk attı ilk yarıda. Da... Ama şut pas tercihlerini hatalı yaptığı için ekstradan evet, çok... yoruldu oyundan düştü. Şöyle bir yarışa girdiler bence. Belhanda ile galiba maçtan önce konuşmuşlar sen mi daha çok bireysel hata yapacaksın basit ben mi yapacağım diye bakalım onar tane var ikisi. Şeye döndü Özkan Sümer'le Lemin'in dünyanın size en büyük sihirbazıyla tanıştıracağım biliyor musun ki? Yani sonra topu kaybediyor top kaybediyor. Ha, şimdi Özkan Sümer geliyor pazartesi <laughs> buradan mı Trabzonspor'a geçeceğiz. Trabzonspor'u şampiyon hocalarından bir tanesi. Pardon Trabzonspor'a ve Lemi Özkan Sümer hikayesine geçmeden önce Emin Bayram kardeşim pırıl pırıl bir stoper. Başarılarının devamını diliyorum. Çok çalışmasını öneriyorum. Orada. Çok çalışmaya devam etmişsin. Aldığı bir kere ben şuna bakarım. Ozan Kabak da demişti. Ben Van Ramos'u örnek alıyorum. Emin Bayram da dedi. Çok doğru yoldasınız kardeşim. Aynen. Her zaman meslek erbaplarını en iyiler ne yapmış diye bakacaksın. Abi, gitarcı bakar Jimi Hendrix, Aynen. Jimmy Page yani sonra işte isteyen beğendi slash. Yorumcu bakar Ali ile büyür, Ali Ece'nin karşısına oturur böyle Aynen. Aynen. öykünür. Aynen. Estağfurullah ben o öyle. isimler... Hayır hayır lütfen. Biz de öyle abi. Hayır ciddi bir iş bu şimdi. Yok, hakikaten ciddi bir. Lemin Utanıyorsun Lemina, sen biliyorum ama. Yani bir dahaki sezon Lemina, Seher'i ikisi de kalırsa Hı. Işte Emin Bayram daha çok süre alacaktır. Aynen öyle. Ben en son böyle Laporta hatırlıyorum. Bu kadar genç yaşta başlayan Atletico, Club Bilbao'da yani var, başladı. Varan var. Onlar sırf baskı oynattığı için. Varan var. Çok varan özel oyuncu. Var. Başka Delit var. Hani yakın evet. zamanda düşününce. İyi vardı eski. İyi eşleştireceğim. Çok iyi çıkmıştı. Vardır de. ama hani son evet. yıllarda. Çok fazla yok. Hakikaten. Yani Laport, Delicht. Türkiye'de atıncıymıştır ya. Ama Delicht'in de fizik yapıya bakınca. Allah vergisi o yani 20 yılda bir defa Allah geliyor. Allah vergisi bir de Allah Hollanda'daki altyapı sisteminin de hani akıl kullanımının konusunda. Tabii. Yani fizik güçü, Al Hepsi ben hiç şu görmedim ya. Mesela Stam da fiziksel açıdan yani Stam'la iki kişi güreş tutsa ikisini birden tuş eder öyle yok. adam ya. <laughs> Seri A'da da öyleydi. Tam ısırıyordu adamı ya. ya Isırıyor. Her şeyi yapıyordu. O zamanın ideal stoperiydi. Aynen. Şimdinin ideal stoperi bu tip oyuncular. Ee, Rıdvan Beşiktaş'ta, Emin Bayram, o Kayseri'deki çocuk, genç. Hı. Yani çok da oyuncu var. Emre aynen. Türk gencine güvenelim. Fenerbahçe'de de bak anlattım tekrar girmesin. Ama var işte abi 1.90'ın üzerinde iki tane stoperim var altyapıdan. Tamam o gün sınav vardı sınav da her hafta mı sınav? Ya, start... Her hafta mı sınav vardı abi? Şimdi Caison'un yaptığı hatalardan stoperde Fenerbahçe sezonu havlu atarken sınav mı vardı? Asıl sınav bu işte. İki tane duran toptan havadan ortadan evet. gol yiyorsun 10 kişi rakibe karşı Yeni Malatyaspor maçında. 1.90'ın üzeri iki stoperden biri oynasa belki bir tanesi gol olmayacak ya. Yani. Tabii can. Ve geleceği kazanacaksın. Bak seni Emre Belözoğlu futbolcu olarak yok. Sportif direktör olarak var. Çok büyük boşluk. Bu sezon Emre Bölüzoğlu sezon başı 11'de başladığı maçlarda. Sonradan girdiği maçlarda. Hı hı. Ya Fenerbahçe'ye en az 12 puan ekstra kazandıran kişi. En az 12 puan diyorum. Nasıl da evet, Ben bazı ya? oyuncuların yerinde olsam utanırdım. Ozan mesela Emre Bölüzoğlu girdikten sonra çok iyi oynuyor. Emre Bölüzoğlu yokken mesela Ozan da sağ içinde yolunu kaybetmiş gibi davranıyor zaman zaman. Neyse. Ama yani Türk gencine güven kardeşim. Güven ya bir bakalım Tra görelim. Trabzon güvenli karşılığında alıyor işte. işte mesela gelelim. Hikaye tabi anlatacaktık. Çok komik olduğu için evet, anlatalım yani, onu. Lemi de tabi altyapıdan ama Hı -hı. forvet. Lemi Çelik. Çok iyi forvetler var. Başka yerlerde oynatıyor. Öyledir genç oyuncu öyle. Ben orayı beğenmedim falan. Sinema değil bu abi yani. Bilet aldım ben orayı beğenmedim boş kol, yani, alırsın yani alırsın Boş koltuğa oturup kendi <laughs> üstüne ispatlayacaksın. <laughs> Üstü reçber. Üstünü ispatlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Forvetmiş. Evet. Ofansif orta sahaymış. İki kaleci birden yok. Kaleye geçmiş. Adam Türkiye bir takımda en fazla kaleye geçen oyuncusu yani. Biz daha ötesi FD'deki var. Mı? Yılmaz Erdoğan gibi tornavida bir tuttum diyor. Bir evet. daha da Aynen öyle abi. Bizde de abi bir gün programa gelmedi. Eski futbolcular. <laughs> para yok televizyonda o zaman çalıştığımız. Ali Ece çık. E tamam dedik. Çıkış o çıkış. <laughs> yani falan. Öyle değil tabii abi. Öncesinde çalışıyorsun falan. E, filan. Gençleri de böyle plan yapacaksın. Çalıştıracaksın. Hazırlıklı olacaklar. Mesela Lemi orada bir hazırsızlık hazırlıksız yakalanıyor. <laughs> Forvetmiş gibi düşünüyor orta sahada. Hani forvette sağa yatırırsın sola çekersin falan. Kaptırsan bile korner direğine doğru gider. Savunmacı ona pres yaparsın. Ama tam orta sahanın ortasında yuvarlakta kaptırdın mı. Geçmiş olsun. 360 derece adamın pas opsiyonu var. 180 derece sırf ileri oynayabilir. Yani sağ atabilir sonra geçmiş olsun. Lemi bir kaptırıyor, iki kaptırıyor, üç kaptırıyor. Ertesi gün maç toplantısı yapıyorlar. Maç sonrası analizi. Hmm. Özkan Sümer Hoca Trabzonspor Teknik Direktörü çağırıyor malzemeci arkadaşı. Kardeşim diyor bir top getirir misin? Tabi hocam diyor getiriyor. <laughs> Alıyor topu. Nemi veriyor. Al şimdi bu topu da kaybet. Nasıl yani hocam? Bakın size dünyanın en büyük sihirbazıyla tanıştıracağım diyor. <laughs> Hiçbir Değil. sihirbaz topu böyle kaybedemez diyor. Hani sihirbazdan illa mesela işte tavşanı kaybediyor. <laughs> Adamı kaybediyor, top kaybetmiyor. Topu sihirbaz böyle böyle kaybetemez. <laughs> Demin Çelik de gülümsüyor ya. Hocam haklısın falan. Haklıyım tabii. Hadi bunu da kaybet görelim diyor yani. Dünyanın en büyük sihirbazı diyor ya. ya Şimdi, o hem övgü var orada. Ya yani şey hem yergi var hem de uyarı var. Trabzonspor'da da Hüseyin Cimşir Hoca'nın bu maçtaki hatası özellikle iki tane seni direkt kaleye götürebilen oyuncu yokken işte Ekuban'la Emvakayama yokken Tony Vakayama yokken bu kadar topu rakibe bırakmayacaksın. Yani sen çok daha fazla topu hükmedebilecek bir takımsın. Hı -hı. Bak Alanya maçında gereğinden fazla eleştirildi. Bu sefer ise Hüseyin Hoca'nın daha çok eleştirmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Alanya Spor maçında dedim yani eksikler, Alanya iyi takım, Hı -hı. yorgunluk var ama bu maç... Hüseyin Hoca yazar diyorsun. Öncelikle ona yazar. Hı -hı. Sonra başka faktörlerde konuşulabilir. Sadece ona yazmaz. Zaten hiçbir maçta çok azdır yani... Yüzde yüz yazması çok zor. Onun Yüzde yüz teknik direktörü Sağ dış faktörlerin de etkisi var bence. Yani Kesinlikle. o Alanya'daki olayların... Ee, sakin kalmaları evet, gerekiyor. Evet. ya en kaç haftadır söylüyoruz. Sakinlik. Ya bir topa basın, bir sakin olun, bir kendiniz dinleyin, bir içinize dönün. Hani her şeyle de savaşılmaz. Hani bir kendinizle bir önce bir haklı haksız yapın. duruma düşersin. Aynen öyle. Hani Başakşehir onu çok doğru yapıyor. Hiçbir topa girmiyorlar. Ve sessiz i̇ki sessiz fazla top yok Başakşehir'de. Yani ama doğrusunu yapıyorlar. Şimdi bence. iki camiayı karşılaştırmak etmiyorlar. çok doğru değil. Çünkü mesela Trabzonspor'da özellikle yeni kuşak hı hı. şampiyonluğu bekliyor. bayağı evet. Ee, ve şampiyonluk konusunda da babalara laf geçiremiyorlar hala. Mesela Ünal Karaman tartışmaları hatırla. Hı hı. Şimdi Hüseyin Hoca'ya öyle bir ihale bırakıldı ki şu andan itibaren Hüseyin Cimşir Hoca'nın hiç hata yapmaması gerekiyor. Evet. Ama mesela Trabzonspor şampiyonluğu kaybederse tek fatura Hüseyin Cimşir'e çıkarılmamalı. Yunal Hoca, Hüseyin Cimşir beraber çalışıyordu. O dönemde de aynı sorun vardı. Hı -hı. Trabzonspor koruyamıyor. Topa çok daha fazla sahip olabilecek top tekniği kapasitesindeki oyunculara sahipken ki iki orta saha. Hüseyin Cimşir koruyucu orta saha, defansif orta saha. Ünal Karaman çift yönlü orta saha futbolcu kariyerleri öyleydi. Sizim yani. şimdi ben böyle hiç pas atası yaparken görmedim. Çünkü Basit hep garanti oynuyordu. pas yapıyordu. Basit oynuyordu. Aynen. Yana, hafif çaprazdan arkaya. Havadan hiç geçilmiyordu. E tamam. Çok iyi oynuyor e, mesela Alanya maçı Doğan Erdoğan'ı alması gerekirdi eleştirisi. Tamam doğru. Ama bu maçta mesela kenardaki görüntüsü de hocanın daha sakin olması gerek. Yani Ünal hocanın zamanındaki sıkıntıların aynıları yaşanıyor sağ içinde. Yardımcısıydın sen hocam. Yani bir de bütün çok ağır bir yük veriliyor. 41 yaşında bir genç teknik direktöre. Abi çünkü bak ben söylüyorum bozuluyorlar. Özkan Sümer anlatıyorum dedim. Özkan Hoca'yı beğenmiyor. Babamların kuşağı Trabzonspor. Beğenmiyor abi adamlar. Kaç tane şey yok. Ahmet Suat Hoca'yı da o beğenmiyor. Da, o da biraz enteresan ama ya. Hiçbirini yani, beğenmiyor. Tarih yazmış. O zaman yani. Hüseyin Hoca'nın işi çok zor. Ya yani 30 Tabii. yılda 28 teknik direktör değişmesinin sebebi bu. Çok. Yani. yani, bence gençleri dinleyelim Trabzonsporlu gençleri daha çok. Babalar gençleri dinleme sakin olun abi sakin kalın biraz yani. sakin kalmak lazım yoksa Galatasaray maçı bu hafta çok önemli tabii. Olası bir e, galip gelememe durumunda beraberliğin dahi yeteceğini zannetmiyorum. Yani Trabzon için ciddi sıkıntı olabilir. Ama bu beraberlik yani Başakşehir Galatasaray maçını kazanın Trabzonspor oldu. Şimdi iki puan farkla 4 evet. puan fark arasında büyük fark var. Aynen. Yani Başakşehir'in de bir istim üstünde olması gerekiyor. Eee Beşiktaş'a geçelim abi istersen. Beşiktaş'ta da e, şu an bu haftanın en kazançlı takımı Beşiktaş oldu. Ee, özellikle Konya'nın tabii 10 kişi kalması etkilemiştir muhakkak ama bence 11-11 olsa da Beşiktaş kazanacak güçteydi. Ee, maçı nasıl gördün, nasıl okudun? Öyle devam edelim. Son 3 maç Beşiktaş 60 şut, 9 gol. Rakip cezanda topla buluşma 119. Ve hepsinde önemli istatistik. Diaby 2 maçtır gol atıyor. İnanılmaz bir şey. Bu teknik direktörlük farkıdır. Çok değerlidir. Hı. Sergen Yalçın'ın Abdullah Avcı'ya göre en büyük artısı Beşiktaş'ın DNA'sını, futbol DNA'sını herkesin iyi bilmesidir. Beşiktaş'ta en çok sevilen her zaman kişi olmuştur. Başka başka oyuncu ezeli rakiplerin hepsinde oynayacak bir de hepsinde yani Hı -hı. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe hepsinde oynayacak. Asla bu krediyi vermezlerdi ama Sergen Yalçın açık sözlülüğü, Sergen Yalçın. Doğallığı, bütün bunları ya işte böyle oldu böyle şimdi de aynı şekilde anlatıyor. Bu maçı fazla değerlendirmeye gerek yok dedi. Çünkü 11-10 oynandı hmm. uzun sürede de. Çok haklı çok fazla değerlendirmeye Biz o yüzden gerek yok. sonu aldık. Çünkü... Sadece böyle işte, işte Burak Yılmaz'ın performansı. Evet. E, evet. Rıdvan'ın performansını bir arada değerlendirelim. Arkadaşlar Türk gencine güvenin. Ben bu Rıdvan'la ilgili yıllardır sakatlanması Türkiye'deki en iyi kendi kuşağının iki sol bekinden biriydi diyordum. Alta yazıyorsunuz hayır değildi neredeyse izledim. <laughs> İzledim işte yani. İzlemesen söylemezsin. Yani. yani o bir kadar... de şey Süleymanmış var evet, dedim. Galatasaray'da. Hani, o da böyle ofansif açıldı. O, o da, da bak, onda bir böyle sarakçılık var Süleyman'da. Evet. Önümüzdeki sezon kampta evet. Önümüzdeki sezon kampta olacak gibi. Rıdvan ama daha erken oynamaya başladı. Bu maçta da performansı çok iyiydi. Çok daha rahat, çok daha çok daha işte klas çarpıcı asistler yapabilecek bir oyuncu. Burada sadece topu sürdü getirdi. O cesareti göstermesi yoksa Burak Yılmaz'ın vuruşu golün. Yani %99'u. Ama Rıdvan'ın iki tane çok kritik müdahalesi var savunmada. 11'e 11ken, 11'e 10ken. Hatta üç tane vardı, İki tanesi çok kritik. Hmm. Şimdi son adamsın, ters kademeye giriyorsun. Gol olmasını engelliyorsun. Orada penaltı yaptırmıyorsun. Temiz. O topu almayı başarıyorsun. O topu alabilecek gözü karalığın var ama o topu alacak gözü karalığı soğukkanlılıkla pozisyon bilgisiyle birleştirerek yapmıyorsun. Orada penaltı yaptırsaydı, hmm. kırmızı görseydi, 10'a 10 kalsaydı, bilmem neydi, aynı şeyleri söyleyecek. Hmm o cesaret konusunda ama şimdi görmediği için bir yandan da bu yaştaki yani o pozisyon bilgisi demek ki pozisyon bilgin ne kadar yüksekse yani onun tecrüben, oyun zekan ne kadar yüksekse, oyuncu. oyun tecrüben ne kadar yüksekse Aynen. o kadar hazırsındır. Ha 19 yaşında olmuşsun. Ha böyle Tabii işte Adriano yaşıyor. bir önce Beşiktaş'ta çok iyi sol bek oynayan Adriano fark etmez. Burak Yılmaz 35 yaşında yeni futbola başlamış bir gencin kendini ispat etmeye çalışan bir gencin heyecanıyla Hı. oynarken Sürekli yine o oyun repertuarının yeni bir şeyler ekliyor. Nasıl bir ara Galatasaray'dayken ama işte kafa vuruşları da çok iyi değil denildi. Kafa vuruşlarında acayip goller atmaya başladı. 2012-2013. İşte Trabzon'dayken bir tek de savunma arkasından koşuyla atıyor dendi. E, başka türlü goller de atmaya başladı. Ön direk arka direk yapmaya başladı. Vardı ya efsane. Anne diye kameraya hmm. koşuyor. Trabzon'da oynarken gol sevinci. Hmm. Kadın caz. Mutluyken de yerinde oğlum yine bir şey mi oldu demiştir yani. <laughs> Bak direkt o huyları suyuları da yani. daha sakin. Ama iki tane asiste yaptı. oyuncular önemli değil. Yani Lens'te diye bir de o paraya yapacaklar zaten. Hı -hı. Daha önce yapmamaları zaten eleştiri konusuydu. O maaşları minimum bunları yapmaları gerekiyor. Peki, Ama hı -hı. Burak Yılmaz'ın Sergen Yalçın'ın mesela <laughs> Güven Yalçın'dan istediği bir şey vardı. O 11'de oynattı Antalya Spor maçında. Geldi yanına çağırdı da anlattı. Onu yapamadı. Burak Yılmaz yapıyor. Burak Yılmaz anladı yapıyor ve yavaştan ilerleyen dönemde sadece böyle 9 değil. 9.5'u da kendi oyun repertuarına hmm. ekledi. Hamza Hoca Lounge bazen yapıyordu. Yani Umut Bulut da Yapmaya bir kere denedi. Evet. Yani çok ol, yani bir iki maç olur gibi oldu ama Burak tabii çok gençti o zaman ve şeyde oynamak istiyordu. Hep en Santa oynamak, oynamak istiyordu. istiyordu. Hamza bazen Hoca da istiyordu ki Umut'un en önde presçini evet. kullanayım, yıpratıcılığını stoperler da servisini. Stoperler Umut'u Marke ederken Burak oradan. Buran siz. gol atma ihtimali daha fazla. Tabii, tabii, öyle, göre, öyle bir birkaç maç da, İyi fikirdi o yani. Evet, birkaç maç yaptı. Sonra düzenli olmadı. Beşiktaş bu formunu sürdürürse yani formdan kastım ben biraz maç şansı olduğunu da düşünüyorum Konya maçı özelinde ama e, Kayseri deplasmanı şimdi Kasımpaşa maçı var. E, Beşiktaş bayağı sessiz sessiz geliyor ve belli ki zirvede de fikstür de müsait. Evet. Yani o mesela Gençlerbirliği maçı var son hafta. Belki de Gençlerbirliği Umarım garantilemiş olur ben Hamza Hoca'yı çok sevdiğim için biliyorsun. Ee, gençler bilmeyen... Ben bil belki... gençler severim. Evet yani formalite. Besat Çedisi'nden önce Aynen. de severdim. Besat Çedisi'nden sonra daha da sevmiyorum Yani şimdi. bir fikir avantajı da var. Sence nereye kadar şey olacak ve zirve neresi Beşiktaş? Sonuna kadar kovalaması gerekiyor canım. Bir kere bir hayatta en sevmediğim şey amaçsız yere Hı. takılanlardır. Öyle bir şey olamaz. Hele bir futbol kulübünden, büyük bir futbol kulübünden iyi maaşı alanlar... Daha da iyi oynamaları gerekiyor. Sadece Beşiktaş'ta bütün takım için geçerli. Benim, benim mesela Fenerbahçe'de bazı oyuncuları çok kızmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Kardeş, İnsanlar o senin böyle kaç paraya transfer olduğunu hatırlamayacak. Kaç maaş, ne kadar maaş aldığını karşılığında ne kadar oynamadığını hatırlayacak. Minimum olması gereken bu zaten. Aşırı endüstriyel futbol diyorlar, romantik oyun. tam olmuyoruz al işte böyle para hesabı karşılığını ver. Beşiktaş'ta bazı yok. oyuncular fazlasıyla vermeye başladı. Daha da fazlasını oynamaları gerekiyor. Onu söyleyeyim. E Galatasaray'da şey demiştin ya ilk yarıda kaybettiği puanlardan ve bazı hatalardan bu noktaya geldi. Beşiktaş şu spor maçı Beşiktaş'taki nüans neydi? Yani çok daha yukarıda olabilirdi Beşiktaş o anlamda diyorum. Abdullah Avcı hocayı göreve getiren yönetim sadece Abdullah Avcı'yı getirerek yani eski yönetim hı hı. her bir şeyi çözebileceğini zannetti sayın eski başkanı hatırlarsan Abdullah Avcı'yı imza attıktan sonra birkaç gün sonra güzide bir turistik merkezimize Bodrum'a gidip çok güzel bir ilçemize keşke biz de gidebilsek. Ben geçen hafta gittim çok güzel. Sen gidiyorsun. Çaktırmadım. Sporda. Emre sürekli orada. Bizim, Emre Arslan'a da buradan selam Bizim bu apartmanın Bodrum'una bile gidemiyorum ben. Neyse. <laughs> ya. Olsun. Oraya gidip Abdullah hocam o falan yani öyle işi sadece teknoloji bırak. Oyuncu malzeme transferleri sona bırak. Bir de yani tabii Abdullah hocanın da Beşiktaş gerçeklerinin yeterince anlatılmaması. Hmm. Ödemeler konusunda takım içi dengeler konusunda hangi oyuncu neden performansı kötü an, konuda artı Abdullah Hoca ile Sergen Yalçın'ın en büyük farkı Sergen Hoca dedi ki Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamadı. Hı hı. Abi Liverpool'da Liverpool gibi oynadı yani. Öyle Gerard Hulye'nin ultra, ultra defansif oyunuyla şampiyon olamazsın. O, i̇şte UEFA kazanırsın. Bir, Lig kupası yeni kazanırsın. var, her FA takımın yeni kazanırsın. var. O kadar. Mesela Mourinho Chelsea abi yepyeni bir Chelsea'ydi o. Hı hı. Daha önce bir Chelsea futbolu diye bir şey yoktu. Farklı farklı hocalar çalışıyordu. Al işte Ranieri çalıştırıyordu Mourinho. evet. Mourinho'dan önce. Çok da birbirine ters ekoller değil zaten. Ama Abdullah Hoca'nın yapmaya çalıştığı ile Beşiktaş'ın oyuncu malzemesi arasında çok az benzerlik vardı. Daha güzel. Yani bu sezon başındaki mesela Caner'in sahte bek olarak oldu. orta sahada top alma girişimi Adrian olsa tamam. Adrian ne güzel yapardı onu. Ama yani Caner'le olur mu? Yani Caner'e de yazık, takım evet. takıma da yazık ki öyle yazık ki Öyle oldu. oldu, yazık oldu yani. Onun dışında ya Sergen Yalçın başka bir başka bir karakter. Hı, hı. Bir önümüzdeki sezon göreceğiz. Hiçbir oyuncu... Damgasını. Kül yutturamaz. Bence Kül yutmaz Sergen. Kül yutmaz var ya şeyde. <laughs> ha babam. Eh, hoca var ya. Onun gibi değil. O yutuyor ha, filmde. Tabi. Adı yani yani kül yutmaz. <laughs> Abdullah Hoca'ya bazı oyuncular çok kül yutturdular. Bak. Sergen Yalçın. Siz giderken dönüyordu. Herkes biliyor bunu. O yüzden en ufak numarayı yemez. Yani hı -hı. masaj mı olsam ben? Hadi lan. Falan geç işte antrenmana. Ee, arka adelen mi çekiyor? Yok çekmiyor o falan filan. Bence doğru olan budur. Hı hı o kriterde büyük kulüplerde oyuncuların tabii ki fikirleri değerlidir önemlidir ama bir süre bir süre işte başarısız olmuş ve işte başarısızlığı böyle başarısızlık kabullenme başarısızlıktan daha büyük başarısızlık benim. Için. Bak başarısızlığı kabullenmek rezil bir şey. Çok güzel söyledin. Bir maç iki maç başarısız olabilirsin ama o başarısızlığı Aynen. aman canım da diye böyle kabullenmek rezalettir büyük kulüplerde. İşte Sergen Yalçın en ufak başarısızlığı kabul etmez. Bu çok önemli fark. Hı hı. Bak Fatih terimin en büyük farklarını arıyor. Bu yenildiği da. maçlardan sonraki açıklamaları. Aynı şekilde Şenol Güneş'in kazandığı maçtan sonraki açıklamaları. Mesela Sergen Yalçın'la Başkan geçen maçtan sonra kazanılan maçtan farklı kazanılan maçtan sonra yine farklı kazanan maç. Daha iyi oynayabilirdik. İkisi de böyle hem fikir. Oradan da boşuna ilerleyip beşleşe hemen iki üç maç kazandı. Size, vardı. Sorun var aralarında falan filan bir sürü böyle dedikodu programları var onları yapın onlara çıkın daha iyi maaş veriyorlar bizim sektör gibi de değil atın tut orada istediğin kadar bir şey olmuyor bizde oldu mu hayır öyle değil böyle değil tartışması devam ediyor abi yani ne güzel bence yani çıtanın tekrar yükselmeye başlaması beklenti çıtasının başarı çitasının çıtasının en önemli eksik bir göreceğiz. en büyük sıkıntısı şuydu Beşiktaş yeniliyor ama bu maçtan sonra topu geri alma süremizin azalmasına sevindim hocam ben de sevindim ama Mesela yedi kere topu geri almak zorunda kalmak yerine iki kere geri aldığın noktada tak kontrataktan atarsan direkt futbol. Ki Abdullah Hoca bu fikstürde en çok puan topladığı fikstürdü böyle oynatarak. Evet, evet, sonra dönüştürdü geç aslında başta, ama geç. Geç kaldı, Aynen. Evet. Sonra dönüştürdü. Ee, Sergen önce bakalım ne yapacak önümüzdeki sezon? Ben çok ümitliyim. Gelecek adına bir ben, şey için. Ben beş yıl çok... en az için çalıştırması gerektiğini yani Buranın düşünmüyor. patronu Sergen Yalçın yani imzalamaya demeli. İmzalamaya falan da gerek yok. Oyuncu alıp Sergen Yalçın'a vermek lazım. Zaten o büyük o Takımlarda, patronun... hayır, şey olarak da, sözleşme olarak da bunu sunmak lazım bence. Ee, Sergen Mustafa önce... Denizli Hoca'nın dediği gibi o Türkiye'de her sözleşme pratikte bir yıllıktır teknik tek direktör. O direkt hep tek. öyle yapıyordu. Ya. Ama işte bu Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın öyle yapmaması gerekiyor. Kesinlikle bir proje olmalı. mesela öyle, mesela, mesela Şenol Güneş'te de daha uzun yapmalıydı. Aynen. O zaten apayrı bir program konusu. Ama Şenol Güneş yoksa çalıştırabilecek en uygun isim. Çünkü o evet. yaş grubundan bir tek Rasim Hoca var. Rasim Kara o, Hoca var. Bayadır. O jenerasyondan. Üst seviyede yok. O zaman da sahip çıkacaktın evet. Rasim Karaya. O çok büyük kayıp. Süleyman Seba başkanın Beşiktaş tarihindeki Ya benim haddime değil en ufak eleştirde bulunmak ama e, keşke Rasim Hoca ile devam etseydi. O, o sezon çok iyiydi Beşiktaş. İşte, Avrupa'da da çok güzel maçları vardı evet. o sezon. O da ayrı bir program konusu olur abi. Lege maçı mıydı ya Polonya takımı. Lecce maçı. Lecce Varşova. Valencia maçı da ve Amocaçı Boş göle kaçırmış. Gol çizgisinden yir, 20 santimden üstten dışarı değil mi oh, ya? Hala Çekirdek yani. yiyordum ve kabuğuyla yemiştim. İnanamıyorum onu ya. Boş kale bir de gidiyorsun topla. Evet, bir yani. de Amokachi. Evet adım da Amokachi. Top out. Abi süremizi biraz açtık. Peki ee, acaba Karius Santrafor oynasaydı daha mı başarılı olurdu o pozisyondan hareketle? Atardı yanlış. Ayağını kırardı orada <laughs> Allah korusun. İşte i̇ki santrafer <laughs> olmamış. Abi, Mario ol. Gomez de futbolu bıraktı da o yüzden. Ya orada İki geçmiş Karşısın olsun diyeceği var Gomez sevenleri. Ya bir daha heyecan yok. Var mıdır ya futbolu sev? Ha, bir gönlü kırıklar var ya onlara geçmiş olsun. Abi, büyük aşkları öyle evet. değildir ya. Büyük aşk öyle değildir abi. Mario Gomez kalsaydı keşke sonra da pişman oldu zaten. Doğru evet. kararı vereceksin. Büyük aşkın mimarı doğru kararı vermektir. Ben kendimden bilirim. Nefis. Ali Sen de bilirsin. Onu ayrı bir program koyuyor. Yakarım bilirsin falan. Şimdi <laughs> kimin şarkısı Şimdi böyle sevgili Herhalde. Tarkan abi. geliyor. Sezon tahminleri. Öyle bitiriyor. Abi ağzına <laughs> sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Önümüzdeki <laughs> hafta görüşeceğiz. Ee, Missi TV'de. Liverpool şampiyonluğu olunca sonra program şey işte. Evet, Neşe Pınarı. Neşeli. Yani <laughs> Neşe alerji, Pınarı vardır ya. Çıldırmadan Eskiden izledim. Vardı. Eskiden vardı. TRT'de. Neşe Pınarı. <laughs> abi, çok iyi ya. Neşe ağzına Pınarı program. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haftaya güzel konularla karşınızda olacağız.